Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklilerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün size yine iğneden tığa bir model tarif edeceğim. Modelimiz şu şekilde arkadaşlar, iğneden tığa çok zarif bir model. Gördüğünüz gibi modelimiz açıklı koyulu bir şekilde. Burada da lila ve koyu moru tonlama yaptım arkadaşlar bu şekilde. Yaprağımızın kenarında açıklı koyulu zincirlerden oluşan çiçeğimiz var arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz. Evet arkadaşlar. Şimdi de üçüncü çiçeğimiz de bu şekilde kırmızı ve pembe. Deneyelim beraber. Hem anlatımını yapalım hem de açıklı koyulu bunları yapalım arkadaşlar. Modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde kirpikli trabzan yaparak ara suyu yapıyoruz. Burada 2, 4, 6, 8, 9. Bir defa doluyorum. 2, 2. Bu şekilde trabzan yaptık. 10. trabzanımız. 4 zinciri çektik. Kirpik olarak kapattık. Bu oyu arkadaşlar tığ battısını beraber giderek de hiç tığ battı yapmadan da tülbentinizin üzerine yapabilirsiniz. Benim daha önce hazır olduğu için bu şekilde arkadaşlar size gösteriyorum. Bir defa doladım. Tığ battımın içine girdim. 2 2 alıp bir trabzan yaptım. 4 zincirimi çektim. Bu şekilde kapattım. Evet, ara suyu olarak bu şekilde kirpikli trabzanları yapıyoruz arkadaşlar. 12 tane olduktan sonra bir tane de bu şekilde kirpiksiz trabzan yapıyoruz. 7 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 7 zincirimi hazırladım. Döndüm. Bir tane atlıyorum. İkinciye. Bu şekilde kirpiğimin arasına girdim arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi dönüyorum düz yüzüne. Şimdi buraya arkadaşlar yuvaya yaprak çalışacağız. Bir defa doladım. Yuvanın içine 2 2 alarak bir şekilde trabzan yaptım. Şimdi buraya 1 2 3 4 zincir kirpik olarak kapattım. Bir defa doluyorum. Aynı yuvadan 1 2 2. Bu sefer 3 seferde çıkardım. Tekrar 4 zincir yapıp İkinci trabzanıma da kirpik olarak kapattım. 2 defa doluyorum arkadaşlar. 1, 2, 2, 2. Bu sefer de 4 seferde çıkardım. Ve yine 4 zincir. 4 zincirimi kapattım. Bu 3. trabzanım. Bakın arkadaşlar boyutunu yavaş yavaş ilerletiyoruz. Sonuncu olarak 3 defa doladım. 1, 2, 2, 2, 2 olarak aldım arkadaşlar. Şimdi buraya da kirpiğini yapalım ve trabzana kapatalım. 4 tane kirpik oldu mu arkadaşlar? Sonra yine 3 defa doluyoruz. Bu şekilde 1, 2, 2, 2, 2. Evet, boy boy küçükten büyüğe doğru çıktık arkadaşlar. 4 tane zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzana kapatıyorum. Bu son yaptığım trabzanıma 8 tane sık iğne yapacağım. Bu birinci sık iğnem. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane sık iğneyi yaptık buraya. Ve bir tane 9.'uydu arkadaşlar. Ana yuvada yaptım. Yaprak kısmımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş. Dediğim gibi modelimiz iğneden tığa bir model arkadaşlar. Ve şimdi çiçeğimiz için dal kısmına geçelim. 3 zincir. 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Yuvaya girip 1, 2, 2, 2 olarak şöyle uzunca bir trabzan istiyorum ki arkadaşlar dal kısmına yukarı doğru çiçeğimizin buket gibi yukarı bakmasını istediğimiz için
bu şekilde 4 seferde çıkarıyoruz. Buraya da 6 zincir çekiyorum yuva için. Çiçeğimizin yapacağımız yuva burası arkadaşlar. 6 zincirimiz. Geri kalan bu kısma da 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane bu şekilde sık iğnemi yaptım. 6. sık iğnemi de arkadaşlar buradaki ana yuvadan giriyorum. Ve dal kısmını da bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar ara suyunu yapmak için trabzan seviyesine şöyle bir sık iğne yapıyorum trabzanımın arasına. Sık iğne yaptım. Trabzan seviyesine indim. Bir defa doluyorum ve 2 2 olarak bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Trabzanıma kapattım. Bir defa doluyorum. 2 2 olarak alıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu kirpikli trabzanlardan 12 tane yapacağız. Sonra dönüp ikinci kirpiğe batıp yuvasını hazırlayacağız ve yaprak kısmına geçeceğiz. Bu şekilde yaprağı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dal kısmını sık iğnesini 5 tane yapınca yukarı doğru bu şekilde bakınca çok daha hoş duruyor. Bu oyanın püf noktası da arkadaşlar yapacak olanlar için. Şöyle eğer 3 tane sık iğne yaparsanız daha aşağı yakın oluyor arkadaşlar. Böyle biraz daha yukarı baktığı için çok hoş duruyor. Evet bu 6 zincirli yuvaya bu açık renkimizi sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Yani buraya ipimi sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Yuvada kapatıyorum. Sık iğne yaptığım yerde kapatıyorum. Bu oyanın arkadaşlar bir de dikkat edilmesi gereken koyu kısmını yaparken bu bir sık iğne, aradaki bir sık iğneyi unutmayın. Yoksa dediğim gibi koyu kısmını yaparken sabitleyecek yer zor bulursunuz. Oya zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi hafif, görünüşü güzel ama yapılışı kolay. Sadece dikkat edilmesi gereken hesap kısmını yukarı doğru yapacaksınız. Bir de arasında kirpikleri yaparken sık iğne yapacaksınız. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Yine buradaki yuvaya kapattım. Arasına sık iğneyi unutmuyoruz. Yine 8 zincir. Kapatıyorum bu yeşil yuvaya. 3 oldu. Sık iğne yapıyorum. 8 zincir. 8 zincirimi kapattım bu şekilde. 4 oldu. Ve yine sık iğnemi yaptım. 8 zincir. 8 zincirimi yeşil yuvaya kapattım. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. İpimi kopardım. Ve pembe kısmımız bakın arkadaşlar sık iğneleriyle hazır. İpimi yakıp geleyim. Evet arkadaşlar kırmızı ipimizi tığımıza zincir çekerek tutturduk. Yaptığımız modeli alıyoruz. Bu 6 zincirden çektiğimiz yeşil yuvanın içine arkadaşlar şöyle pembenin sık iğne ile girdiğimiz yere kırmızıyla da giriyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne ile tutturdum. Şimdi 8 zincirli alt kısmı yapmıştık. 10 zincirle de üstünü yapıyoruz. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 2 fazla yapmış oluyoruz arkadaşlar. Demin dediğim şu sık iğne kısmı işte arkadaşlar. Burada işinize yarayacak. Sık iğnenin içine bu 10 zincirimi kapattım. Şu şekilde 8 zincirimizi 10 zincirle çerçeveledik arkadaşlar. Tekrar 10 zincir. 10 zincirimizi aralıyoruz sık iğnemizi bu şekilde. Kapatıyoruz buraya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz, on. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Buradaki sık iğnemizin
Tepesine girdik. Kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde kapatıyoruz sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu da arkadaşlar şuradaki yeşil yuvadan arkaya almamışız arkadaşlar. Buradaki yeşil yuvadan giriyorum. Ve bir tane de zincir çekip yine iplerimi temizleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pembenin açıklı koyulu kısmı bu şekilde. İnşallah net gözüküyordur arkadaşlar. Arkadaşlar bu açıklı koyulu tonlama yapmazsanız, her renginizin tonu yoksa, şu iç kısımlarını sadece beyazdan yapabilirsiniz. Üzerlerine bu rengarenk koyuları da koyabilirsiniz. İçinin tüm beyaz olur dört kenarının. Sadece koyu kısımlarını kullanarak da yapabilir. Çok güzel olur arkadaşlar. Model bu şekildeydi. İğneden tabi model. Ben de modelin aynısı gibi sizlere yapmak istedim. Fikir amaçlı da bu şekilde, dediğim gibi beyaz kullanarak içine de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. İnşallah hoşunuza giden, işinize yarayan bir çekim olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.